Türkiye'nin İstanbul ve Ankara'dan sonra üçüncü büyük metropolü ve fuarlar merkezi, ticaret ile bütünleşmiş çağdaş bir liman kentidir. İzmir'in batısında denizi, plajları ve termal merkezleriyle Çeşme Yarımadası uzanır. Antik çağların en ünlü kentleri arasında yer alan İzmir, bu nedenle Güzel İzmir, Eski İzmir ve İonya'nın incisi gibi lakaplara sahip olmuştur. Merhaba değerli Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz TUMUS ile devam ediyor ve şimdi sizlere İzmir Urla'dan ve her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri Kırmızı Sanat Atölyesi'nden seslenmekteyiz ve yanımızda işletme sahibimiz Sayın Arzu Pakdemir Hanımefendi bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetlerle ilgili ne gibi değerli bilgilerini alacağız. Merhabalar efendim. Merhaba efendim. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Şimdi efendim buraya geldiğimizde öncelikle karşıladınız, bizleri ağırladınız, son derece başarılı hizmetlerinizle karşılaştık ve bunların tamamından dolayı öncelikle sizi kutluyorum. Bize ayırdığınız zaman için size teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ben değerli izleyicilerimize sizi biraz daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Arzu Pakdemir kimdir ve kaç yıldır bu sektörde hizmet veriyorsunuz efendim? 2008 yılında özel derslerle resim ve seramikle ilgilenmeye başladım. Fakat evdeki çalışmalarım enerjimi karşılamaya yetmediği için 2011 yılında kendime bir atölye açtım. Bu atölye umduğumun çok üzerinde ilgi gördü. Daha sonra bunu değişik eğitmenlerle destekleyerek seramik ve resim dersleri vermeye başladım. Seramik fırınımızı aldık, yetişkinlerle, çocuklarla dersler yapmaya başladık. Aynı zamanda burada ürettiğim ürünlerimi satışa sundum. Bu ürünler ziyaretçilerden çok ilgi gördü. Çünkü her biri tek parça ve el yapımı ürünlerdi. Ben değişik ülkelerin folklorik sanatlarını inceliyorum. Onların değişik yönlerini kafamda süzerek kendime has bir tarz edindim. Bu da insanların ilgisini çekti sanırım. Geçen yıllarda Ankara, İstanbul, hatta yurt dışından üst üste defalarca ziyaret edip buradaki ürünlerimi tercih eden dostlarım oldu. Şimdi de haftada birkaç gün büyüklerle ve çocuklarla çalışıp bu sanat çalışmalarını yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Tabii ki bu becerileri sergileyen, özellikle gelen konuklarımıza öğreten ya da paylaşan uzman bir de kadromuz var. Toplam kaç kişilik bir ekip çalışmakta sizlerle birlikte? Toplam değişik zamanlarda ortalama olarak 5-6 kişi eğitim kadromuzda yer alıyor. Ben hepsinin güzel sanatlar mezunu konusunda çok yetenekli, çok uzmanlar. Onların enerjileri hepimize çok iyi geliyor. Çocuklarla çalışmayı tercih ediyorum. Çünkü çocuklarımızın biliyorsunuz sanat eğitimine çok ihtiyacı var ve ihmal edilmiş bir konu olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra da bu şekilde yolumuza devam edeceğiz umarım. Şimdi son derece zevkli bir iş yapıyorsunuz. Aynı zamanda bu işi yaparken de son derece keyifli bir ortamda yapmak adına da çalışmalarınız oldu. Biraz atölyemizin konumuyla ilgili bilgiler verelim. Ben aslında son 6 yıla kadar Ankara'da yaşıyordum. Farklı bir iş kolunda hizmet ediyordum. Emekli oldum. Urla'ya taşınmamızla birlikte sanat hayatı yoğunlaştı benim için. Bu bulunduğumuz yerde Urla'nın merkezinden 5 kilometre uzak Kuşçular Köyü'nde bir keçi ahırı aslında. Burayı görü görmez aşık oldum. Etrafta, tabiata, hayvanlara, her şeye keçi ahırını dönüştürdük ve kendimize has bir atölye ortamı yarattık burada. Ve sizinle birlikte olan arkadaşlarımız da bunun keyfiyle son derece başarılı işler öyle yapmaya devam ediyorlar. Evet. Şimdi biraz da ileri yönelik plan ve projenize değinelim lütfen. Yeni bir yapı görüyorum yan tarafta. Bununla ilgili bilgiler alabilir miyiz? Lütfen? Binamızın yan tarafında ikinci bir bina inşaatı var. O da sanat galerisi olarak hizmet verecek. Bundan sonra resim, heykel, seramik sergileri yapmayı ümit ediyoruz. Bunun da çıkış noktası gene genç sanatçılar. Geçen yıl böyle bir çalışmamız oldu. 20 kadar genç sanatçıyla bir sergi açtık.
Çok yoğun ilgi gördü sanatseverlerden. Eserlerin büyük çoğunluğu satıldı. Genç arkadaşlarımıza çok büyük bir motivasyon ve onların sesini duyurması için yeni bir kanal. Bundan sonra da hem gençlerle hem de umarım şöhret sahibi olan diğer yetişmiş sanatçılarımızla birlikte galerimizi yaşatacağız. Şimdi efendim burada inanılmaz güzel el sanatlarının yanı sıra bir de müzik dinletimiz var. Evet, ara sıra canlı müzik dinletileri yapıyoruz. Onlar da müzisyenlerimiz de hepsi konservatuarlı zaten. Samimi bir aile ortamı, canlı müzikle hep birlikte eğleniyoruz. Arzu Hanım, özellikle gençlerle birlikte olmayı özellikle tercih ediyorsunuz. Gerek yeni gelecek katılacak arkadaşlarımız ya da gerekse işte sanat okullarından mezun olan, özellikle sanat mezunu olan arkadaşlarımızın yine genç olanlarını tercih ediyorsunuz. Tabii ki. Gençliği biraz daha sanata akışına teşvik ya da bu konuda için, daha iyi başarılar elde etmesi için teşvik etmek amaçlı çalışmanız devam ediyor. Ve önümüzdeki yıllarla ilgili yine onlar için güzel güzel ortamlar hazırlıyorsunuz. Sizin aslında bu başarılı çalışmalarınızı zamana sığdırmak çok mümkün değil. Ancak kısıtlı zaman içerisinde bize vermiş olduğunuz bilgiler için size çok teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun. Ben çok teşekkür ederim ziyaretinize. Sağ olun.